Hedef Gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz, bugün Balıkesirli Erdek ilçesi İlanlar mahallemizdeyiz. İlanlar mahallemizde 1960 metrekare arsa içerisinde 140 metrekare bir ev tanıtımı için geldik. Yerimiz köyümüzün girişinde, denize 50 metre mesafede. Drone çekimlerinde de zaten göreceksiniz. Asfalta yerimiz cephe. Şöyle yerimizin önce bir içerisine bakalım. Bahçesinde neler var, neler yok. Sınırımız köşeden buradan başlıyor böyle. Görmüş olduğunuz yerden. Buradan yukarıya doğru devam ediyor. İçerisinde zeytin ağaçları var. 60 adet. Şöyle bir bakalım. Bahçeye de bir girelim. Buradan girelim. Burada arsamızın içerisinde ayva ağacımız var. Yetişkin şekilde burada da zeytin ağaçlarımız var. 60 adet. Yer sahibimiz Ali Bey ile yerimize bakalım. Ali Bey buyurun gelin siz de biz beraber. Diğer sınırımız da buradan başlıyor herhalde, evet, böyle değil mi? Evet evet. Bunlar buradan. Böyle devam ediyor. Evet, nar ağacımız burada, sınır. Zeytinler kaç yaşında hala biliyor musun? Yaşı çok. Ağaçlar büyük ağaç yani değil mi? Evet. Yine burada üzüm asmamız var. Yine burada bir ayva ağacımız var. Kapıdağ Yarımadası'ndayız bugün. Marmara'nın incisi mi? Marmara'nın incisi. Değil mi Ali Bey? Buradan yukarıya doğru devam ediyoruz. Yerimiz oldukça büyük. 1960 metrekare. Yerimiz. Denize mesafemiz 50 metre. 50, evet. Denize çok yakın. Köyümüz güzel bir köy. Sınırımız buradan bitiyor Ali Bey. Evet. Köşede. Şu görmüş olduğumuz zeytin ağacının üst tarafında sınırımız bitiyor böyle. Üst sınırımız. Buradan yine böyle devam ediyoruz. Diğer sınıra doğru. Sınır böyle devam ediyor. Diğer üst sınırımız da burada böyle bitiyor. Oradan aşağı doğru devam ediyoruz. Otlu yer, diğer komşumuzun. Bizim yerimiz gayet bakımlı, temiz. Buradan aşağı doğru inelim. Zeytinler ne kadar veriyor Halil abi? Yani tahminen. Ya, tahminen yaptığı zaman 2,5-3 ton arası zeytin. Yani verimli olduğu zaman 2,5-3 ton arası zeytin. Evet, aynen. Alıyorsunuz, evet. Ali abi, köyümüzde sağlık ocağı, market. Ya market olarak şeyler var da, sağlık ocağı. Sağlık ocağı en yakın ocaklar. Evet. Değil mi? Ocaklar. Evet. Ama havası temiz, denizi temiz. Havası her şeyi temiz. Evet. Burada da Ali abi kendisine bir bahçe yapmış. Diğer sınırımız da burası değil mi Ali? Burası aynı bu. Direkt. Buradan böyle devam ediyoruz aşağı doğru. Burada da bir bahçemiz var küçük. Abi onlara bakacağız şimdi hepsini. Önce bir bahçeyi tanıtalım. Evet, sınırımız böyle devam ediyor. Buradan aşağı kadar, yola kadar geliyor burada. Burada sınırımız bitiyor. Evet, bahçemizi dolaştık. Şimdi evimize giriş buradan. Şu içeriye doğru yavaş yavaş bir girelim.
Ali abi buradan ikinci kata çıkış var herhalde. İkinci kata çıkış orası. Buradan ikinci kata çıkış. Oraya da en son çıkalım bir bakalım. Tamam. Yukarı çıkabiliriz değil mi? Çıkarız tabii canım. Evimizin girişinde oldukça büyük bir balkonumuz var. Toplamda 25-30 metrekare. İçeriye doğru yavaş yavaş bir girelim. Evet, girişte burada büyük bir salonumuz var. Görmüş olduğunuz gibi. Burada da mutfağımız var. Buradan da mutfaktan yemekleri buraya çıkartıyorsunuz herhalde abi. Burada bir cam bırakmışsınız. Salonumuzdan çıktığımız zaman yine buradan da ikinci kata çıkışımız var herhalde evet, değil mi abi? Buradan, bu ana Işı, kapı burası herhalde. Işığı yakabilecek misin abi? Çıkayım. Buradan da ikinci kata çıkışımız var. Hem içeriden hem dışarıdan. Burada da oldukça büyük bir mutfağımız var. Masrafsız, masraf gerektirmeyen gerçekten mutfağımız da güzel. Kendisi beğenmeyi de değiştirebilir o kadar. Yani şu anda beğenilmeyecek bir şey yok yani bilmiyorum ben gerçekten güzel. Dolaplar zaten eski bir dolap. Yeni dolap. Şimdi buradan mutfaktan çıktığımızda burada bir çocuk odamız var. Hemen çocuk odam bitiminde burada yatak odamız var. Yine burada misafir odamız var. Misafir odamızla yatak odamızın arasında burada da lavabomuz, banyomuz var. Duş kabinimiz var. Ala bina yaşı kaç yaşında? Kaç yaşında? Şu anda 10 yılı geçmiş durumda herhalde. 10 yani 11 12. Evet. Şimdi özellikle izleyicilerimiz onu soruyorlar bize kaç yaşında bina? Yani biz de senden öğrenelim kaç bina, yaşında olduğunu. Evet. Şimdi Ali abi senle bir de yukarı çıkalım. Üzerine iki kat daha çıkabiliyoruz değil mi? Yani çıkabiliriz. Hani şey yapıyor, 5 katta çıkılır yani o sağlam. Yok, imar planları var. İmar planları arasında çıkamazsın abi. Çıkamaz hani sağlamlık bakımından. Yok, sağlamlık bakımından evet. Sağlam yani. 5 katlı 6 katlı binada şu kolonlar yok. Böyle bir sağlam kolonu var yani. Evet, kolonlar gerçekten tabii ki de büyük. Ne diyorum sana yani. Yani şu an yani üzeri. Yapan usta dahi söylüyor 5 katlı binalarda yok diyor böyle kolon. Şimdi bunlar üzerine şimdi ikinci kata çıkacağız buradan. Bir de ikinci kata bakalım. Üst kata. Yani alan kişi üzerine çıkabilir. Aynen. Burada da bir giriş de boşluğumuz var. Boşluk. Evet. Buradan da ikinci kata çıkışımız var. Oradan kafaya gelmiş şey yapar. Tamam, buradan. Bir kapıyı oradan bulacağız. Evet değerli izleyicilerimiz, buradan deniz güzel görünüyor. İkinci kattan. Şöyle bir de yakınlaştıralım bakalım. 50 metre mesafede denizimiz. Burada yan tarafta da komşularımız var. Oradaki yapılarda 3 kat. Yani alan kişi. Yani 3 kat yapabilirsin. Yani üzerine 2 kat daha çıkabilir. Bir tarafımızda doğa, orman. Diğer tarafta deniz. Gerçekten yerimiz çok güzel. Havası temiz. Yerimizin arsası oldukça büyük. Aşağı inelim Ali abi yavaş yavaş.
Bir de evimizin yan tarafında kömürlük mü vardı orada Ali abi? Yani kiler veya kömürlük aynı. Eşyaları koymak için. Evet. Oraya da bakalım abi. Tamam, oraya da bakalım bir. Tamam, evimizin yan tarafında da burada depo olarak Ali abi burasını kullanıyor. Güzel bir yer yapmış. Evet. Yarımız asfaltta sıfır zaten. Ali abi. Gel. Şimdi en önemli konuya geldik. Gel abim. Yerimizin fiyatı. Şimdi biz fiyatı belirttiğimizde bizim müşterilerimiz fiyatı emlakçılar belirlemiş gibi söylüyorlar. Biz de özellikle çekimlere gittiğimizde mal sahibi olduğunda fiyatı mal sahibinin söylemesini istiyoruz. Evet. Fiyat olarak buraya en son ne düşünüyorsunuz veya ikramınız ne olur? Ya şimdi fiyat 2.900 düşünüyorum. Evet. En son 2.800 olur. Yani Ali abi fiyat olarak yere 2.900 lira para istiyor. Evet. 2.800 yani 2.800'e bırakacağını söylüyorsun. Değerli Hedef Gayrimenkul izleyicilerimiz, telefon numaralarımız 0541-104-5757, 0532-456-9946. Hoşçakalın diyoruz, sağlıcakla kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz.